Akademik diyaloglara hoş geldiniz. Ben Franklin etkisi nedir? 1962 yılında dönemin ABD Başkanı John Kennedy NASA uzay merkezini ziyarete gider. Orada elinde süpürgeyle bir Hademe görür. Merhaba ben John Kennedy. Burada ne yapıyorsun diye sorar. Hademenin yanıtı tarihe geçmeliktir. Sayın Başkan ben Ay'a bir adam göndermesine yardımcı oluyorum der. Bu Hademe verdiği yanıtla yaptığı vasat görünümle işi insanlık tarihini değiştiren bir misyona bağlamanın yolunu bulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucularından ve 100 doların üzerindeki yüzün sahibi Benjamin Franklin'i duymuşsunuzdur. Ben Franklin etkisi denilen psikolojik ve bilişsel etkinin isim babası ta kendisidir. Benjamin Franklin'in siyaset arenasında kendisinden hiç hazletmeyen bir rakibi vardır. Bir gün Benjamin bu rakibine onun kütüphanesinde olduğunu bildiği nadir bir kitabı incelemek için izin istediği bir mektup gönderir. Ve lütfen birkaç günlüğüne bu kitabınızı bana ödünç verebilir misiniz diye sorar. Rakibi kitabı hemen gönderir. Benjamin de kitabı bir hafta kadar elinde tutar sonra bir teşekkür notuyla birlikte geri gönderir. Bir sonraki karşılaşmalarında bu rakibi artık Benjamin'e hiç olmadığı kadar nazik davranıyordur ve o günden sonra ölene kadar çok iyi arkadaş olurlar. Buradan da bize Ben Franklin etkisi kavramı miras kalır. Ben Franklin etkisine göre sizden pek hoşlanmayan veya size karşı nötr duygular içindeki birisi bir gün size bir iyilik yapacak olursa yavaş yavaş sizi sevmeye başlar. Hatta size bir kere iyilik yapmaya ikna ettiğiniz bir kişi sonraki iyiliği yapmaya da hazır hale gelir. Bu kişi neden durup dururken iyilik yaptım ki ben şimdi sorusuna yanıt olarak e herhalde ben bu kişiyi seviyorum ya da iyi bir insan olmalı gibi sebepler bulacağı için hem kendiyle ilgili algısını pekiştirmek hem de bilişsel çelişki yaşamamak adına size tekrar yardım etmeye istekli olacaktır. Çünkü insanlar genel olarak aile üyeleri, arkadaşları, akrabaları gibi sevdikleri insanlara yardımcı olurlar. Bu kategorilere henüz girmeyen birine yardımcı olduklarında olduklarındaysa bu kişiyi de bu kategorilerden birine dahil etme ihtiyacı duyabilirler. Bazen de bunun sebebi kendisinden yardım istenmesinin insana verdiği saygınlık ve itibar duygusu aranan kimse olmanın sağladığı haz olabilir. Yardım isteyen kişinin verdiği mesaj biraz kırılganlık, biraz muhtaçlık, biraz da mütevazilik olacağı için de bu etki ortaya çıkabilir. Çünkü çoğumuz bizden yardım isteyen ve tevazu sahibi insanlara karşı olumlu duygular besleriz. Yani günün sonunda aslında kendi sorumlulukları ya da mecbur olmadıkları halde Size iyilik yapan insanlar bu iyiliğin boyutu küçük büyük ne olursa olsun sizi pozitif bir kategoriye atarlar. Fakat şunu unutmamak kaydıyla hiç tanımadığınız birisinden absürt düzeylerde büyük iyilikler istemeniz durumunda veya bir şey isterken bunu nazikçe yapmamanız halinde bu etki kesinlikle çalışmayacaktır. Ben Franklin etkisini özel veya profesyonel yaşantınızda çeşitli biçimlerde kullanabilirsiniz. Uzaktan uzağa hoşlandığınız birisi varsa ondan size yardımcı olmasını sağlayacak minik iyilikler talep edebilirsiniz. Mesela o kişiyle markette karşılaştıysanız ulaşması zor raftaki bir ürünü almak veya evde bitmiş olduğu ve nedense getirden söylemeniz mümkün olmadığı için bir fincan şeker istemek biçiminde olabilir. İş yerinde sizden pek hoşlanmayan yan yoncadaki iş arkadaşınızdan bir müşteriyle ilgili yaşadığınız sorunun altında nasıl kalkacağınız konusunda fikir rica edebilirsiniz. Yöneticiler aslarından fikir, öneri, alternatif düşünce talep ederek onların motivasyonuna destek olabilir. Markalar veya müşteri temsilcileri müşteri sadakatini artırmak için Ben Franklin etkisini kullanabilirler. Hizmet sonrası geri bildirim anketleri rica etmek, ürünlerle ilgili kullanıcı fikirlerini sormak, yorum yazmalarını istemek Ben Franklin ustalığı ile açıklanabilir. Siyasi parti temsilcileri hem muhalif parti mensuplarının hem de kendilerine oy vermeyen seçmenin görüşlerini, isteklerini, fikirlerini sorarak onların da pozitif duygularını ve kim bilir belki gelecekteki desteklerini kazanabilir. Bir toplumsal kriz veya mesela doğal afet akabinde farklı kesimlerin fikrini almak yeni bir yönetime geçiş esnasında eski yönetimin mensuplarının görüşlerini sormak, sorun çözülmemiş olsa bile ortamın sakinleşmesini ve yeni gelene edilecek muhalefetin de azalmasını sağlayacak yumuşak bir strateji olabilir. Ben Franklin etkisinin tam tersinin de mümkün olduğunu söylemek isterim. Çünkü kendisine pek de geçerli bir sebebi olmadan kötülük yaptığımız birini yine bilişsel çelişki yaşamamak için bunu hak ediyordu. Zaten matah bir insan değildi gibi bir kodlamayla kötücül ilan etmeniz de mümkün. Kötü muamele ettiğiniz bir insana karşı aslında ortada geçerli bir sebep olmasa da tırmandırılmış bir negatif algı ve tavır döngüsünü işletiyor olabilirsiniz. NASA'daki hademeye geri dönecek olursak, insanlığın ve NASA'nın kendisi gibi sıradan bir hademeden istediği minik yardım, ona kendisini inanılmaz değerli ve güçlendirilmiş hissettirerek oradaki işini ve varlığını tahmin edilemeyecek boyutlarda anlamlı bir noktaya taşımıştı kendisinden küçük de olsa bir yardım istediğiniz kişinin kendi yaşamındaki anlam arayışına sunacağınız fayda çarpan etkisiyle hem aranızdaki ilişkinin hem de insanlık olarak aramızdaki ilişkilerin iyileşmesine tıpkı NASA'daki ademede olduğu gibi evrimsel katkılar sunabilir. Tam da bu yüzden kendisinden iyilik istediğimiz kişinin şahsını, bize yapabileceği yardımın kıymetini, ortaya çıkacak güzelliğin hikmetini küçümsememek çok önemli. Her birimizin değerli, güçlü ve kendisinden yardım istenecek kıymetli birikime sahip bireyler olarak algılanma ihtiyacımızın bizlerde yarattığı bir bug olarak ben franklin etkisini iyi yönde kullandığınız bir örnek uygulama yapar ve yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim.